fırtına uyarısı vardı meteorolojiden günlerdir. Özellikle Marmara bölgesi ve Ege bölgesi için Marmara bölgesinde etkili olduğu ve İstanbul'da ne yazık ki fırtına sebebiyle iki kişi hayatını kaybetti. Bakalım şimdi hemen detaylarına. İstanbul'da etkili oldu fırtına. Sabah saatlerinden itibaren bazı yerlerden gelen görüntüleri görüyorsunuz. Özellikle yüksek kesimlerde işte bu kadar etkiliydi. Binaların çatısı uçtu. Çatı malzemelerinin altında kalan bir kadın hayatını kaybetti Esenyurt'ta. Çocuğu da yaralandı. Bebek arabasında çocuğunu götürüyordu ve çatının uçtuğunu görünce bebek arabasının üzerine kapandı. Anne hayatını kaybetti. Çocuksa yaralı ne yazık ki. Görgü tanıkları annenin çatının üzerine düşeceğini fark ederek son anda çocuğun üzerine kapandığını da anlattılar. Sultan Gazi'de de Malkaçoğlu ailesinde çatı uçtu yine ve bir kişi ağır yaralandı. Fakat kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Uzmanların uyarısı var. Eğer işiniz yoksa, çok önemli bir işiniz yoksa, kalabalık evlerin önünde, ağaçlık ortamlarda bulunmayın uyarısında bulunuyorlar. Mümkünse bulunduğunuz yerlerden çıkmayın. Ve ne yazık ki iki kişi şimdi hayatını kaybetti dedik. Pek çok hadise de yaşandı. Özellikle mega kentte İstanbul'da çatılar uçtu. O anlarda çoğu da cep telefonları, kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntü Başakşehir Kayaşehir'de meydana geldi. Şiddetli fırtına bir kafenin çatısını uçurdu. O sırada kafeye girmeye çalışan bir genç rüzgarın şiddetiyle savruldu. Kafeden kopan parçalar üzerine devrildi gencin. Çocuk yaralandı ve o anlarda kameralara işte böyle yansıdı. Evet, çatılar uçtu, tenteler yıkıldı ve iki tır da devrildi İstanbul'da. Üstelik seyir halindeydi iki tır. O görüntüleri arkadaşlarım şimdi getirecekler ekranlarınıza. Seyir halinde olan iki tır Çatalca'da. Devrildi. Pek çok sürücü devrildi. Çok zor anlar yaşadı. İşte o görüntüleri görüyorsunuz. Arkadan gelmekte devrildi. Olan araçlar içinde ne büyük tehlike arz ediyor. Şiddetli rüzgara dayanamadı. Ve iki tır devrildi. Arkadan gelen araçların şoförleri işte olay anını böyle kaydettiler.